Selamlar, iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Ee, geçen sefer Agatha Christie'den Acı Kahve birinci bölümünü okumuştuk. Şimdi e, Gece Masalcısı isimli romandan bir kesit okuyacağım. Rafik Şami'den e, Kabalcıya Yayın Evi ne ait? Bu e, Gece Masalcısı 1998'de basılmış. Masal formatında, Türkçe'si de Saffet Günerselden e, çevrilmiş. Şimdi birinci bölüm. İyi dinlemeler olsun. Arabacı Salim yere çömelerek öykülerini nasıl anlatır ve onları nasıl her dem taze tutardı? Doğrusu bu tuhaf bir öykü. Yani Arabacı Salim'in dilsiz oluşu. Kendi gözlerimle görmemiş olsam inanmayıp abartıyorlar derdim. Her şey 1959 yılında Şam'ın eski mahallelerinden birinde başladı. Buna benzer inanılmaz bir öykü dinlemek isterseniz Şam'dan daha uygun bir yer bulamazsınız. Nitekim bu olay da orada geçti. O zamanlar Şam'da oturanlar arasında tuhaf insanlar yaşardı. Aslında böylesine eski bir şehirde bunu doğal karşılamak gerekir. Hani ne derler? Bir şehirde binlerce yıl hep insanlar oturmuşsa, geçmiş kuşaklardan günümüze ulaşmış tuhaflıklara da alışmalısınız. Eh Şam'ın da birkaç bin yıllık geçmiş olduğuna göre bu şehrin eğri büğrü sokaklarında ne garip insanların yaşadığını düşünebilirsiniz. Bunların arasında en ilginç olan da ihtiyar arabacı Salim'di. Hem cılızdı hem de kısa boyluydu. Ama öylesine sıcak ve davudi bir sesi vardı ki karşınızda geniş omuzlu iri kıyım bir adam konuşuyor sanırdınız. Nitekim sağlığında bir efsane olup çıktı Salim. Şam'ın tatlısı gibi efsanesi de ünlüdür. 50'li yıllardaki pek çok hükümet darbesinden sonra halk, bakanların ve politikacıların adını artistlerin ya da diğer ünlü kişilerinkiyle karıştırır oldu. Oysa arabacı Salim'i tanımayan yoktu. Anlattığı öykülerle dinleyenleri ya güldürür ya da ağlatırdı. Her olaya bir atasözü yakıştıran ukala tipleri bilirsiniz. Ancak Şam'da herkese bir öykü uyduran tek bir kişi vardı. Arabacı Salim. Kazara parmağını kesene, soğuk algınlığından yatağa düşene ya da gönlünü bir kıza kaptırıp da karşılık göremeyene hemen bir öykü uyduru verirdi. Peki Salim nasıl bizim yörenin en ünlü öykücüsü oldu biliyor musunuz? Bu sorunun yanıtını tahmin edeceğiniz gibi yine bir öyküyle vereceğim. 30'lu yıllarda Salim arabacılığa başladı. Şam'la Beyrut arasında yolcu taşıyordu. O zamanlar arabacılar bu yolu iki günde alırdı. İki tehlikeli günü göze almak gerekirdi. Çünkü yol uçurumlarla dolu Boynuz Vadisi'nden geçmekteydi. Orada da haramiler ekmek parası uğruna pusu kurup yolcu soyardı. Arabaların hepsi birbirine benzerdi. Demir demirden ve ahşaptan yapılmış olup içleri deri döşeliydi. Sadece dört kişi alırdı. Müşteri kapmak kolay değildi. Ara sıra yumruklar konuşurdu. Öyle ki müşteri bazen korkusundan kavgayı kazananın arabasına geçerdi. Salim de çatışmak zorunda kalırdı ama yumruklarıyla değil, kafasını kullanarak tatlı diliyle tavlardı müşteriyi. Ekonomik kriz başlayıp da müşteri sayısı azalmaya yüz tutunca bizim Salim ailesini geçindirebilmek için başka bir yola başvurdu. Karısı, kızı ve bir de oğlu vardı. Vadide pusu kuran haramilerin sayısı günden güne artmaktaydı. Çünkü köylü olsun, küçük esnaf olsun, fakir düşen herkes dağa çıkarak haydutluğa başlamıştı. Salim yolculara hep benimle gelirseniz ne burnunuzun ucu kanar ne de cüzdanınız çalınır. Vadinde bulunurdu. Çünkü haramilerin çoğuyla arası iyiydi. Bu nedenle Şam'la Beyrut arasında hiç rahatsız edilmeden mekik dokumaktaydı. Haramilerin gizlendiği yere gelince yolculara çaktırmadan yol kenarına birkaç içe şarap ve bir, biraz da tütün bırakırdı. Berikiler de gülerek onu selamlardı. Böylece Salim'in arabası hiçbir zaman baskına uğramadı. Ama bir süre sonra bu başarısının sırrı meydana çıktı. Bunun üzerine tüm arabacılar aynı yönteme başvurdu. Onlar da yol kenarına öteberi bırakıp gönül rahatlığıyla yola koyuldular. Salim'in anlattığına göre bu işin o denli cılkı çıktı ki haramiler yedikçe şişip tembelleştiler. Artık kimse onlardan korkmaz oldu. Yolcuları haramilerden koruma numarası da sökmeyince müşteri de çıkmamaya başladı. Salim ne yapacağını bilemiyordu. Umutsuzluğa düşmüştü. Günün birinde Beyrutlu yaşlı bir hanım ona iyi bir fikir verdi. Salim bu hanıma yolculuk esnasında sultanın kızına aşık olan bir haraminin macerasını ayrıntılarına kadar anlattı. Arabası Şam'daki son durağa vardığında o hanım Salime Allah diline kuvvet versin delikanlı. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım bile dedi. Salim o günden sonra bu hanımı talih perisi diye adlandırdı. Ve o günden sonra yolculara durmadan öyküler anlatmaya başladı. Onlar da yolculuğun nasıl geçtiğinin hiç farkına varmadı. Salim köşeyi dönmüştü. Çünkü başka hiçbir arabacı onun kadar güzel öykü anlatamıyordu. Okuma yazması olmayan bu ihtiyar tilki nasıl mı hep yeni öyküler uyduruyordu? Çok basit. Yolcular anlattığı öykü sona erdi mi? İçinizde başka bir öykü bilen yok mu?" diye sorardı. Her seferinde ya bir erkek ya bir kadın çıkıp "Ben bir tane biliyorum. Hiç duymamışsınızdır gerçek bir öykü. Vallahi billahi." derdi. "Ben anlatmasını pek beceremem ama bunu bir çobandan duydum. Bana gülmezseniz anlatayım." diyenler de olurdu. Arabacı da hepsine cesaret vererek öykü anlattırır, sonra da bunları çeşni katıp daha da güzelleştirerek bir sonraki yolcuya yuttururdu. Heybesinde her zaman bir öykü bulunurdu. Bununla bir yolcuyu saatlerce oyalayabilirdi. Kralların, perilerin ve haramilerin maceralarını anlata anlata yaşamı boyunca kendi de deneyim sahibi oluverdi. İster neşeli, ister hüzünlü ya da ister heyecanlı bir öykü anlatsın sesi herkesi büyülerdi. Onun sesinde salt üzüntüyü, öfkeyi ya da sevinci değil, rüzgarı, güneşi ve yağmuru da bulurdunuz. Salim bir kere anlatmaya başladı mı öykülerini tıpkı bir kırlangıç gibi uçururdu. Dağlar ve vadiler arasından süzüldüğü gibi mahallemizin çıkmaz sokaklarından ta Pekin'e kadar uçtuktan sonra geri dönerdi. Canı istediğinde de Arafat Dağı'nda Arafat Dağı'na konup nargilesini tüttürmeye başlardı. Canı uçmak istemezse maceralarını tıpkı bir yunus balığı gibi denizlere aktarırdı. Gözleri miyop olduğu için atmacasını yanından ayırmazdı. Ufacık boyluydu ve cilizdi. Miyop olmasına karşın Salim tüm öykülerinde gözleri kıvılcım saçan korkunç sakallı devlerle çarpışır, köpek balıklarını bozguna uğratır ve hemen her seyahatinde bir ejderha ile boğuşurdu. Kanatlarına artık alışmıştık. Tıpkı şamın mavi göğünde süzülen zarif kırlangıçlarınki gibiydi. Çocukken kim bilir kaç kez pencere kenarına geçip tıpkı bir kırlangıç gibi havada süzüldüğünü düşlemişimdir. Bu uçuşlar beni o zaman hiç korkutmazdı. Yine de Salim'in köpek balıkları ve öbür deniz canavarlarıyla nasıl boğuştuğunu dinlerken diğerleri gibi ben de titremekten kendimi alamazdım. Komşular hiç değilse ayda bir kez yaşlı arabacıdan Meksika Meksikalı balıkçının öyküsünü anlatmasını isterdi. Salim bu öyküyü anlatmaya bayılırdı. Meksika körfezinin sularında bir Yunus balığı gibi sakin ve keyifli, keyifli keyifli yüzerken korkunç bir ahtapot ufacık bir balıkçı sandalına saldırırdı. Sandal alabora olurdu. Ahtapot uzun kollarıyla balıkçıyı sarmaya başlardı. Tam onu boğacakken Salim yardımına gelerek onu kurtarırdı. Balıkçı sevinçten ağlar ve hamile karısı doğum yapıp da bir oğlan dünyaya getirirse adını Salim koyacağına yemin ederdi. Burada yaşlı arabacı durur ve kendisini dikkatle dinleyip dinlemediğinize bakardı. İyi ama ya kadın kız doğurursa? diye sorarlardı. O zaman yaşlı arabacı nargilesinden bir nefes çeker ve kırlaşmış sakalını sıvazlayarak gür sesiyle hep şu yanıtı verirdi. O zaman adını Salim'e koyacaktı tabi. Korkunç ahtapotlu olan savaş hep uzun sürerdi. Kışın biz çocuklar onun odasında birbirimize sokularak ve korkudan titreyerek arabacının attapotun vantuz dolu güçlü kollarıyla nasıl boğuştuğunu merakla dinler ve her gök gürleyişinde birbirimize daha sıkı sarılırdık. Komşulardan birinin oğlu ki ismi Tamim'di. Öykünün tam ortasında tombul parmaklarıyla boğazımı sıkmayı artık alışkanlık haline getirmişti. Arabacı Salim de her seferinde onu azarlar, bana dönerek öykünün neresinde kaldığını sorar, sonra da ahtapotla olan boğuşmasını anlatmaya devam ederdi. Sonra evlerimize dönerdik. Güz yapraklarının her hışırtısı tüylerimize diken diken eder, ahtapot pusu kurmuş gibi gelirdi bize. Oda, odadayken anlatılanlara hiç aldırış etmez gibi görünen tabansız Tamim hepimizden daha fazla korkardı. Evine giderken bizim evin avlusundan geçerek karanlık bir yoldan yürümesi gerekirdi. Çünkü onlar bizden birkaç ev ötede otururdu. Ben ve diğer üç çocuk uykumuzda bile Salim'i yanımızda hissederdik. Bu nedenle de korkmazdık. Bir gece ahtapotla olan savaş bir hayli çetin geçti yatağına yatağıma sağ Salim vardığımda doğrusu kendimi çok mutlu hissettim. Derken Tamim'in sesini duydum. Yaşlı adamın kapısı önünde sızlanıp durmaktaydı. Salim amca uyanık mısın? Kim var orada? Tamim oğlum ne oluyor? Amca ben korkuyorum. Karanlıkta bir şeyler kıpırdıyor. Dur oğlum, dur. Hemen geliyorum. Hemen hançerimi alayım da Diyen Salim kapı aralığından oğlanı sakinleştirmeye çalıştı. Biz Salim'in yanındaydık. Kahkahayı patlatınca Tamim utandı. Beni bir adım geriden takip et. Üzerine kaplan bile sıçrasa korkma. Ben onun karşısına dikilirim. Sen de bu eve, bu arada eve kaçarsın diye bağırdı yaşlı adam ve gözleri gece pek seçmese de oğlanı güvenceye aldı. Salim kadar yalan söyleyen az çıkardı. Evet Salim yalanı sevse de abartmaktan hiç hoşlanmazdı. Bir gün komşularımızdan biri ahtapotla balıkçının mücadelesini zevkle izlemekteydi. Öykünün tam ortasında bir soru patlattı. Ahtapotun kollarının uzunluğu ne kadar diye. Bu soru Salim'i şaşırttı. Çok uzun. Bir sürü de vantuzur da var. Yaşlı arabacı allak bullak olmuştu. Yani ne kadar uzun bir metre mi? On metre mi diye dalga geçmeye başladı komşumuz. Ne bileyim ben. Ben oraya onun kollarını ölçmek için gitmedim. Niyetim o meretten kurtulmaktı. Yoksa ölçü alıp takma elbise dikmek değil," diye ateş püskürdü yaşlı adam. Hepimiz güldük. Salim Ahtapot'a vura vura hayvanın mürekkep salıp kaçmasını sağlayıncaya dek komşumuz ağzında durmadan bir şeyler geveliyordu. Derken öykü sona erdi. Arabacı Küba sahillerinde tam nargilesini tüttüreceği sırada belki yine söze karıştı. "Demek ki denizleri maviye boyayan sendin." Arabacı hiç bozuntuya vermedi. Yo yo denizler ben doğmazken önce de maviydi. O zamana kadar bir sürü cesur adam Ahtapotla boğuşup durdu. İlk boğuşan da Ademle Havva'dan 327 yıl önce yaşamıştı diyerek nargilesinden birkaç nefes çekti. Sonra da Küba sahillerinde kaldığı yerden anlatmaya devam etti. Bir gün Salime sordum. Senin ağzından çıkan kelimeleri nasıl insanlar senin ağzından çıkan kelimeler insanları nasıl büyülüyor diye. Cevap verdi. Bu çölün bir lütfu. Ne demek istediğini anlamamıştım. Açıkladı. Çöl yabancılara önce güzel görünür. Birkaç günlüğüne veya haftalığına ya da birkaç aylığına gelenler çölü büyüleyici bulur. Ama sürekli olarak çölde yaşamak çok zordur. Günün yakıcı sıcağında ve gecenin titreten soğuğunda fazla bir şey beklemesen ondan. Bu nedenle kimse çölde yaşamak istemez. Çöl hep yalnızdır. İmdat çağırsa bile kervanlar durmaz, geçer. Sahraya sağ salim varan insanlar sevinir. Günlerden bir gün büyük babamın babası ki onun adı da salimdi, hısım akrabasıyla birlikte çölü geçmeye niyetlendi. Derken çölün imdat isteyen yakarışını duydu ve onu yalnız bırakmamak için orada kalmaya karar verdi.'' yandaşları kentlerin yeşil bahçelerini bırakıp yaşamımı kumda sürdürmek isteyen bu adamla hep dalga geçti. Ama büyük babamın babası çöle sadık kaldı. Yaşamı boyunca yalnızlığa alışmanın cennetten farksız bir şey olduğuna inandı. İşte o gün bugündür çocukları ve torunları da çölün yalnızlığını güle oynaya bazen de rüya görerek unutmaya çalıştılar. Büyük babamın babasının atları nal sesleriyle çölü ayağa kaldırırken develeri ona hep huzur verdi. Çölde bu iyiliğin altında kalmayarak büyük babamın babasıyla onun çocuklarına ve de torunlarına tüm renklerin en güzelini armağan etti. Kelimelerin gizemli rengini. Artık uzun süren gezilerde çadırdaki ocağın karşısında hepsinin anlatacağı bir şeyler olacaktı. İşte böylece atalarım kumu dağlara ve şelalelere taşıdı. Keza balta girmemiş ormanlara ve karla kaplı arazilere. Çölün ortasında açlıktan ve susuzluktan imanları gevrerken çadırdaki ateşin başında süt ve balın su gibi aktığı cennetten de söz edip durdular. Sihirli kelimeler sayesinde tüm dağlar ve vadiler, tüm gezegenler ve dünyalar tüyden de hafif olarak gözlerinin önünde uçuşup durdu. <laughs> Salim arabasıyla 40 yıldan beri Beyrut'tan öteye gidemedi. Ama ağzından dökülen kelimelerin kanatlarıyla dünya üzerinde gezip dolaşmadığı ülke kalmadı. İşte tam o sırada birdenbire dilsiz kalışı mahalledeki herkesi şaşkınlığa uğrattı. En yakın dostları bile buna inanmak istemedi. Evet birinci bölüm bu kadardı. Şimdi ikinci bölüm şöyle başlıyor. Sakin sakin giden yedi erkek neden garip bir huzursuzluğa kapıldı? Neden takip edildiler? Bunu italik yazmışlar. Herhalde bir masalsı bir kesit yapmışlar burada. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki okumamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.